itibariyle hamd. Ne zaman ki Şemseddin Tebrizi ile karşılaştı, onun terbiyesini almaya başladı. Hatta İslam'dan önce Göktürkler bunlardan itibaren, Mete'den itibaren Türkler ilim ehline çok saygıda, ilim ehline çok itibar ederler. İlim ehline çok saygılı ve itibar ettiklerinden dolayı onların bu sesi okullar ve derseler kurdular. Gazali'nin okulunu kuran Türk'tür. Türk hükümdarı. Ve Türk hükümdarının okulunda Gazali eğitmen itibar. Bunun gibi daha geriye gidersek Yusuf Kutat Kubilik'i yazan, sonuçta Kutat Kubilik'i yazan devletin desteği yoktur ama gelir Hakan olur. Hakan bu sefer Kutat Kubilik'in yazarını saraya alır. Der ki burada sen eğitmenliğe devam et. Bu çok eski tarihten itibaren Türklerde gelenek haline gelmiş. İşte Hazreti Mevlana da Konya'ya yerleşince zamanın padişahı Selçuklu padişahı ona bir medrese kurar. O medresede Hazreti Mevlana insanlara ders okutuyor. Ne zamana kadar? Şemseddin Tebrizi ile karşılaşıncaya kadar. Şemseddin Tebrizi ile karşılaştığında Hazreti Mevlana başka bir Mevlana olur. Ve tabiriyle pişmeye başlar. İşte o pişen Mevlana Hazreti Şems'in aşkıyla, muhabbetiyle, öğretisiyle yanına kavrulur, yok olur gider. Kıymetli dostlar, böyle başını darlamak istemiyorum. Kısaca bir kisirgah yaptınız. Herkes Hazreti Mevlana'yı sanki İslam'dan uzak, Muhammedilikten uzak, Kur'an'dan uzak, Kur'an ve sünnetten uzak bir kimlik ve kişilik gibi göstermeye çalışırlar. Bazıları. Herkes kendince onun bir farklı mana vermeye çalışır. Hazreti Mevlana da ilk 18 beytinde buna işaret eder. Herkes sanınca bana dost oldu der. Herkes Hazreti Mevlana'ya sanınca bakar. Aslında enteresan bir şeydir bu. Cenab-ı Hak ayet hadisi kutsinde de ben kulumun sanını üzerim der. Hazreti Mevlana da herkes bana sanınca baktı. Benim gönlümdeki gizemliği, gönlümdeki aşkı, gönlümdeki gerçeği kimse araştırmadı der. Bu manadan hareket ederek de Hazreti Mevlana tövbeye çok önem verir. Tövbe etmek yapmış olduğun bir şeyden pişman olmaktır. Geri dönmektir. Tövbenin birinci manası budur. Bir kimse bir yanlışlık, bir eksiklik yapmıştır. O yanlışlıktan, o eksiklikten geri döner. Tövbenin ikinci manası var. Bir yanlışlık, bir eksiklik yapmadığı halde o kimse tövbe etmeye devam eder. Bu günahından dolayı değil. O kimse, hani Cenab-ı Hak tövbe eden temizlenenleri sever ayetlerimizi, onun üzerinde tecelli etsin diye Allah'ın sevgisine mazhar olmak için tövbe etmeye başlar. Bir müddet sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi sana hakkıyla kulluk edemedim ya Mabud diye kendisini farklı bir noktaya koyup tövbe etmeye devam eder. İşte Hazreti Mevlana'nın mesnevisinde bu üç ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin noktasındaki tövbelerden bahseder. Bunun için kendi kendime konu ettim. Konu edilmesi sebebi şuydu. İnsanlar bir günah işliyorlar, hata işliyorlar, kusur işliyorlar. Hepimiz için bu kapı açık. Ve kendi kendimizi o hatamızdan, kusurumuzdan dolayı Allah'tan uzaklaştırmaya başlıyoruz. Kendimizce o günahımızın affolmayacağını, o hatamızın affolmayacağını ve o hatayı, o kusuru işlediğimiz için kendi kendimize yere batırıp Allah'tan ümidimizi kesiyoruz. Ve ayrıca bize diyor ki siz affolmazsınız. Birileri çıkıp diyor ki hayır size cennet kapalı. Birileri çıkıyor ki
yine geldi der ama istedikler der de değil. Anlayışıyla özdeşleşmiş bir Hazreti Mevlana var. Tavuk'un sözünün mesleğinde ve divan fikrinde ve Hazreti Mevlana'nın yazılı eserlerinde olmadığını da altını çizilir. Bu bir İran'ın şahidi bir sözüdür. Ama Hazreti Mevlana'yla çok örtüştüğünden dolayı Hazreti Mevlana'nın dini söylenir. İşte o terbiye Hazreti Mevlana insanların günahtan kurtulmasını, kusurlardan kurtulmasını, geri dönmesini, Rabbisini hatırlamasını ister. Ve der ki, kendine gel. Bundan böyle çekin artık. Çünkü Allah keremiyle tövbe kapısını açıyoruz. Kendine gel. Ümitsizliğe düşme. Allah'ın tövbe kapısı açıktır. Ne zaman ona döner, ona yalvarırsa o kabul eder. Hani bir ayet-i kerime var. Cenab-ı Hak der ki tövbe edenlerin tövbelerini kabul eder. Ey Habibim kullarım sana benden sorarlarsa de ki tövbe ederlerse affeder. Bana dua ederlerse dualarını icabet eder. Hadis-i Kudsi'de Cenab-ı Hak buyurur ki bana bir adım gelene ben 10 adım gelirim. Bana 10 adım gelene ben 100 adım gelirim. Bana 100 adım gelene ben koşarım. Bu derka ümitsizlikler derkalı değildir. Hangi günahı işlediysen işledin, tövbe edersen seni affedecek olan bir Rab karşılar. Tövbenin batı tarafında kapısı vardır. Kıyamete kadar açıktır. Hadis-i Kudsi'de kıyamete kadar açık olan kapının tövbe kapısı olduğu söylenir. Kıyamete kadar açıktır. Güneş batıdan doğuncaya kadar tövbe kapısı açıktır. Bunu zahiri manada algılarsak kıyamet gecesi uzun bir gece olacak. İnsanlar niçin sabah olmalı? Sabahın olması lazım diyecekler. Bakacaklar ki sabah olmuyor. Güneş batıda duruyor. O zaman anlayacaklar ki kıyamet kopmaya başlamış. Ve güneş batıda durduğundan dolayı tövbe kapıları kapanmış olacak. Çünkü kıyamet o gün akşam namazıyla yatsı namazı arasında kopacak. Bu dünyanın kıyameti. Asıl güneşin batıdan doğması kendi kıyametimiz. Bu ne? O kimse öleceği zaman gözünden perde kaldırılır. Gözünden perde kaldırılınca gidecek olduğu öbür alem dediğimiz o alemi görür. O alemi gördüğünde de o kimsenin tövbe kapısı kapanır. O esnada anlar ki öte alem denilen bir alem varmış. O esnada anlar ki cennet dedikleri, cehennem dedikleri, ahiret dedikleri, kabir dedikleri olgu varmış. O esnada tövbe etmek istermiş o kimse. Ama artık onun tövbesi kabul olmazmış. İşte Hazreti Mevlana diyor ki o batıdaki kapı açık. O kapı güneş batımdan doğuncaya dek açık olacak. O kapıdan yüz çevirme. Cennetin Allah rahmetiyle 8 tane kapısı var. O 8 kapıdan biri de tövbe kapısıdır. Öbürlerinin hepsi de bazen açılır bazen kapanır. Fakat tövbe kapısı hep açıktır. Bunu ganimet mi? Kapacı hasetçinin körlüğüne rağmen derhal kulunun pırtını oraya doğru çek. Cennetin 8 kapısı vardır. Bir tanesi namaz kapısıdır mesela. Siz namaz kıldığınız zaman o kapı açılır size. Oruç kapısıdır. Oruç tuttuğunuz zaman açılır. Cömertlerin kapısı vardır. Cömertlik ettikleri zaman açılır. Ama tövbe kapısı vardır. Hiç kapanmaz. Siz namaz kapısında 5 rakit kapı açılır size. Namaz kılana çıkarız.
anlatırken der ki işte batı tarafında bir binekle 40 yıllık yoldan kapıyı. Ya bir kimse artık cennet mi, bineğiyle mi? Yoksa bugün için bir uzay bineği mi? O bineğin hızını normalde kestirebilmek mümkün değil. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Mekke'den Kudüs'e götüren bineyse göz açıp kapayıncaya kadar 40 yıllık bir yol düşünün, kocaman bir kapı, yol kapı hiç kapanmıyor. Ve diyor ki, sen pırtını pırtını oraya topla, yani tövbe kapısını topla. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri günde 70 kez, bir rivayette 100 kez Allah'a tövbe ediyor. Hazreti Ayşe Validemiz diyor ki, ya Resulallah, senin gelmiş geçmiş bütün günahların affolundu mu? Sen günahtan münezzeh değil misin? Enteresan bir şey. İşte tövbenin üçüncü hali. Ben Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı ya Ayşe? O Rabbisine şükretmek için tövbe ediyor. Bizler affolmak için tövbe edeceğiz. Ey oğul! Allah her şeye muhittir. Bir işi yapması o anda diğer bir işi yapmasına mani olamaz. Şeytan bir mana akmaya yeteni dedi. O alçak ifrit kendi fiilini gizledi. Adem ise zalemna enfüsena dedi. Bizim gibi hakkın fiilinden gafil değil. Şeytan kendisini günahkar görmedi. Ve şeytan ben Adem'den yüceyim. Ben Adem'den büyüküm. Ben Adem'den daha faziletliyim dedi. Adem ise ya Rabbi ben nefsine zulmettim dedi. Ve Adem nefsine zulmettiği için Cenab-ı Hak onu öldürme dedi. Onu affetti. Ama şeytan kendisini yüksek gördüğü için ebediyen onu lanetledi. Kendimi Hazreti Mevlana diyor ki sen de şeytan gibi kendini günahsız görme, kusursuz görme, hatasız görme. Ya adet gibi ol. Hatayı, kusuru kendi nefsinde gör. Bunu bana Allah yaptırdı. Bu hatayı yaratmamı. O yüzden benim bunda suçum yok deme. Ya suçu hatayı kendinde gör. Aslında Hazreti Mevlana burada psikolojik bir de ders veriyor bize. Öyle insanlar yok mudur etrafımızda? Hiç hata yapmazlar, öyle değil ki. Anneler vardır çocuklarını eğitirlerken kendisinin kendilerinin ne kadar hatasız olduklarını söylerler. Babalar vardır, ailede onun hiç hataları yoktur. Hiç özür dilemezler etraflarında. Baba ya, o özür dilemez. O çocuğuna karşı hata yapmamıştır. O eşine karşı hata yapmamıştır. O anne ya, o hiç hatasızdır, kusursuzdur. Etrafına öyle lanse eder. Bunların hepsi de itici şeylerdir. Şeytanidir. Müdür vardır, hiç hata yapmamıştır. O işletmede hatasız, kusursuzdur. Bir hata yapsa dahi o hata yaptım demez memurun yanında. Amirlerimiz vardır, yöneticilerimiz vardır, milletvekillerimiz vardır, başbakanlarımız vardır, cumhurbaşkanlarımız vardır, ne bileyim parti başkanları, belediye başkanları, valiler, kaymakamlar. Bunu bütün insanlığın kademelerini alın. Hata yapmazlar onlar. Bu şeytani bir şey. Çocuk da hata yapar, anne baba da yapar, dedeler, dineler de yapar, devlet de yapar, millet de yapar, ne bileyim çalışanlar, hizmet ederler, bütün herkes hata yapar. Hazreti Peygamber der ki, hata yapanların en faziletlisi hatasından geri dönüp tövbe ederler. O zaman tövbe edelim, şeytanlaşmayalım, özür dileyelim, kibirleşmeyelim.
yüksek şeytanlaşırız. Etrafımızın gönlünü alalım, tevazulu olalım. Yoksa şeytanlaşır gideriz. İki ayaklı şeytan oluruz. Özür dileyenler ise Adem'in yoluna gidenler. Zalemna enfüsena. Biz nefsimize zulmettik. Bu bizi erdemliliğe doğru götürecek. Kemale doğru götürecek. Hata yaptık. Eşimizden özür dileyelim. Hata yaptık. Çocuğumuzdan özür dileyelim. Hata yaptık. Memurumuzdan özür dileyelim. Hata yaptık. Kendimizden özür dileyelim. Hata yaptık. Rabbimizden özür dileyelim. Aslında Rabbimizden özür dilerken kendimizden özür diliyoruz. Nasıl kendimizden özür diliyoruz? Bir önceki kendimizden diyoruz ki, ey Mustafa Özbay, bir önceki halin sana yakışmadı. Bir önceki halden dolayı özür diliyorum. Biz hiç özür dilemesek Allah'tan bir şey eksilmez. Aslında biz Allah'a özür diliyormuş gibi görünürken kendimizden özür diliyoruz. Biz bu yanlışları nasıl yaptık? Biz bu erdemsizliği nasıl yaptık? Biz nasıl şeytana kandık da gaflet düşüp bu yanlışlığı yaptık? Biz aslında safi bir insandık, tertemizdik. Bu çevreyi nasıl biz yaptık? Aslında asıl özür insanın kendisinden ve asıl affet işte insanın kendisinden. Nefsini onunla da öğretecek. Hani zalimlerin gözü kör, kulağı sağır, kalpleri mühürlüdür. Ondan hariç geri kalan ikimize aslında affediyorsa kendi kendisini affediyor. Affeder de kendisini affediyor. Bir bak bakalım sen yaptığın hataların, kusurların, eksikliklerin sanatlara bak. Sen al kendini karşına, nereye kadar bunu affeder, nereye kadar affetmez diye. Kendi hesabını kendi yiyor. Tabii o Allah bağışlayıcı. Hani divan ekiplerinin başında bir yiğit vardır. Hata, kusur, yanlış bilden. Bunca hata ve yanlışlığımıza rağmen affetmek sizden de Cenab-ı Hakk'a karşı vazifeler yapmak. Haberlerin haber vericisinden bir haberdir. Tövben günahından beterdir. Ey geçen hallerden tövbe etmek isteyen, bu tövbe etmekten ne vakit tövbe edeceksin söyle. Gah aşağı namesini kıble edinirsin, gah ağlayıp inlemeyi öper görürsün. Öylesine tövbe et, öylesine bir dönüş yap ki bir daha ikide birde tövbesini bozup dönenlerden olma. İkide birde aşağı düşenlerden olma. Öylesine tövbe et, öylesine tövbe et. Bir daha tövbenin de tövbeye ihtiyaç olması. Hazreti Peygamber diyor ki bir kimse bir günah Cenab-ı Hak o yapmış olduğu günahı hayra çevirirler. Öylesine tövbe edin ki Allah sizin günahlarınızı hayra çevirsin. Hazreti Peygamber diyor buna. İşte Hazreti Mevlana da diyor ki senin tövbe et ki senin geçmiş günahların affolduğu gibi hayra çevirsin. Geçmiş günahların affolduğu gibi ne olsun? Sevaba çevirsin. Hani kul mizana çıkarılır hadisi kutsi. Allah kulunun kulağına eğilir. Der ki sen bu ibadetleri ettin. Allah kabul etti der. Kul demek ki öylesine tövbe edelim ki Cenab-ı Hak o işlediğimiz günahları hayra çevirsin. Bu kötü kişi çarpma kehribaradır. Kabiliyeti toprağı bile taş topaç yapar. Her gömde secde için gözün yok. Her mücreti mücreti rahmet değil. Kendine gel de tövbe de Allah'a sığınır diye cürümde bulunma. Günah etme. Tövbe bir parlaklık gerek. Tövbe de bir şimşek bir umut şart. Meymanın olması için hararet ve su lazımdır. Bunun için de bulut ve şimşek icap eder. Sakın sen tövbe edin diye günah işleyicilerden olma. Sakın ben yarın tövbe edeceğim deyip bile bile günah işleme.
bile bile zulmetme, bile bile haksızlık yapma. Yarın tövbe ederim diye düşünme, yarın olmayabilir senin için. Yarın namazı başlayacağım diye düşünme, yarın olmayabilir, an o andır. Yarın şöyle yaparım diye düşünme, an o andır. Hazreti Mevlana Sufi vaktin çocuğudur der. Sufi vaktin çocuğudur. Sufi o anı yaşar. İşte Hazreti Mevlana da diyor ki, siz sakın ha, yarın tövbe ederiz diye düşünüp bu günden günah işlemeyin. Anı yaşayın. Ve siz günah işleyicilerden olmayın. Zulmedicilerden olmayın. Bir başkasının hakkına gasp edicilerden olmayın. Sivil insanları katletmeyin. Şimdi günah, büyük günahlar var. Büyük günahlardan birisine bir günahsız, masum bir kimseyi öldürmek. Birinci en büyük günah şirk. İkinci en büyük günah anne babaya asi olmak. Üçüncü en büyük günah haksız yere masum bir kimseyi öldürmek. Büyük günahlardan birisi namuslu insanların namusuna dil uzatmak. İftira. Allah muhafaza eylesin. Gıybet, dedikodu, fitne. Bunlar büyük günah kebair. Büyük günah kebair. O zaman yarın tövbe ederim diye düşünme. O büyük günahlardan geri dön. Hiç kimseye haksızlık yapma. Hiç kimseye yanlışlık yapma. Hiç kimsenin hakkına, hukukuna tecavüz etme. İnsanların günahları vardır, kendilerini bağlar. İnsanların günahları vardır, etrafı bağlar. Etrafı bağlayan günahlar kul hakkı olur. Kul hakkı çok önemlidir. Sadece Muhammediler olarak değil. Eski ayette de, yeni ayette de, yani Musevilikte de, İsevilikte de kul hakkı çok önemlidir. Siz bir başkasının hakkına tecavüz edemezsiniz. Mesela gıybet kul hakkıdır. Başkasının üzerinde size bir söz söylememizdir. İftira kul hakkıdır. O yüzden İslam uleması gıybet etmeyi zina etmekten daha büyük günah kebair olarak görmüş. Birisi zina etse bir başka birisi, o kimse zinasını saklı gizli ediyor kendince. Bir başka birisi bu zani zina ediyor dese, zina edenden daha büyük günah girer. Zina eden bir günah işliyorsa, ona zinacı deyip arkasından gıybet eden 10 günah işlemiş olur. İftira etmek, bundan daha ağırdır. Bakın o zina ediyordu, doğruyu söyledi. Bizde de böyle bir hastalık vardır ya, benim bu dediğim doğru. Git ama onun yüzüne söyleyece. Ya senin dediğin doğru olabilir, gidip onun yüzüne de söyleyemezsin. Tamam. İnsanların yüzüne karşı eleştirme karar. Bizde böyle bir doğruculuk vardır. Ben git onun yüzüne söyledim, kıymet değil mi hocam? Bana öyle diyor. Ya yüzüne söyledi, gıybet değil, gıybetten daha büyük haram. Cenab-ı Hak der ki, siz birbirlerinizin yüzüne karşı eleştirmeyiniz. Onları kötülemeyiniz. Allah bizi affetsin. Kafirin sesi çirkin olduğundan icabete eş olmaz. Susun emri kötü ses hakkındadır. Çünkü o ses halkın kanından köpek gibi sarhoş olmuştur. Ayının feryadıyla açılacak bir ses olur da senin feryadın olmaz mı? Çok kötü bir şeydir. Bil ki sen Yusuf'a kurtluk etmişsin. Yavrum bir suçsuzun kanını içmişsin. Tövbe et. İçtiğini kus. Eğer yara eskidiyse yürü. Dağla. Kafirin sesine bakılmaz diyor. Onun sesi kötüdür. Ama senin sesin kötü olmasa iman et, tövbe et. Tövbe dedi. Ama ondan önce şu çok önemli.
hararet ve su lazımdır. Bunun için de bulut ve şimşek hitap eder diyor ya. Bulut gözyaşı olarak ben onu tevil ediyorum. Şimşek ise algın. Günahına gözyaşı dök. Algını değiştir. Bir daha yanlış bir şeyler yapmaktan uzak dur kendini. Kıymetli dostlar, dikkatle dinlediniz. Teşekkür ediyorum. Tabii bununla alakalı arzu ederdeki soru da alayım. Eğer merak ettiğiniz bir şey varsa oturduğunuz yerden sorabilirsiniz de. Böyle de bir kısaca da bir soru almış olayım. Ondan sonra sizi Sema ile baş başa bırakacağım. Sema malum Mevlevilerin zikir töreleridir. Hazreti Mevlana Celaleddin Hazretleri Şemsettin'i temizliden önce de zikrederdi. O zaman zikre başlamış bir kimse değil. Ama seması Şemsettin'i temizliden sonradır. Ve bir rivayette Şemsettin'i temizliğinin son ikinci gidişinden sonra başlamıştır. Hüzün vardır. Kendince kederlidir. Kendince Hazreti Mevlana'nın içine kapanıktır. Ve hem Şemsettin Tebrizi Hazretleri'nin halifesi olan, sonradan da kendisinin de halifesi ve aynı zamanda oğlunun kayınpederi olan, dünür olan Kuyumcu Selahaddin'in yanına giderken Kuyumcu Selahaddin öylesine altını çekiştirmeye başlar ki Hazreti Mevlana'nın içindeki o ilahi aşkın şehrine bürünmesine sebep olur. Hazreti Mevlana Kuyumcu Selahaddin'in o altın dövüş seslerini duyunca sokakta, caddede, çarşıda sema etmeye başlar. Ve o sema etmeye başlayınca tabi sema etmek Hazreti Mevlana'dan sonra meşhur olur. Ondan öncesinde sema edenler var mı? Her cevap var. Sema Hazreti Mevlana'ya başlamış değil. Sema'yı ta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine hatta ondan önce insanlığa kadar biz onu götürebiliriz. Bir kültür olarak, bir inanç olarak, bir sevinmenin gösterisi olarak. Ve Hazreti Mevlana Celaleddin Hazretleri o Kuyumcu Selahaddin'in kitaplarıyla başlamış sema etmeye. Tabi bu Allah alem birinci gidişinden sonradır Şemsettin Tebrizi'nin. Çünkü Şemsettin Tebrizi döndüğünde ikisi dergâhta, zikrullah esnasında öylesine sema etmişler ki bazen 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat sema ettikler olmuştur. Bazı rivayetler vardır, 10 saate kadar sema ettiklerine dair. Namazlarını kılarken semaya başlarlarmış yine. Hiç kelamsız, dilsiz, dudaksız devamlı sema ederlermiş. Tabi onlar sema etmeye başlayınca sema dergahın içerisinde bir öğreti haline gelmiş. Hatta rivayet ettik. Hazreti Mevlana ya sema esnasında gelir soru sorarlarmış. O sema eder. Fıkhi sorular sorarlarmış. Hazreti Mevlana sema esnasında onların o fıkıh sorularında ne yapar? Cevap verilmiş. Enteresan bir şey. Hazreti Mevlana sema esnasında kendince şiirler okur, beyitler okur, ilahiler okur. Kendince mıtrık dediğimiz bu işte Hazreti Mevlana Revan'ı da çok sever, Ney'i de çok sever. Ney, Revan ve Mümden oluşan böyle bir mıntık heyeti var. O mıntık heyeti de Hazreti Mevlana'nın semasına bu noktada eşlik ederlermiş. Rivayet edilir ki Hazreti Mevlana bu esnasında üzerindeki paraları o mıntık heyetine atarmış. Bahşiş olarak. Aşka gelir, hatta cümlesini hediye etti. Sarığını, destanını hediye etti. Elbisesine hediye ettiği söylenir. O Revap öylesine ciğer yakan bir
içerisinden geçen, üzerinde parlak ne varsa o mutlu heyetine hediye olarak atarmış. Tabi bu zaman içerisinde Türklerde yukarı Mezopotamya tasavvuf anlayışında bir dergah, bir tekke kurma yoktur. Medreseler kurulur ama dergah tekke kurulmaz. Bu normalde Orta Asya'dan, Karahanlılardan ta Anadolu'ya gelinceye kadar Sufi algıda hiçbir zaman tekke kültürü yok. Medreseler var, tekkeler yok. Mesela Hacı Bektaş Veli Hazretleri'ni, Hacı Bektaş'ta kendi sağlığında bir tekkesi yok. Hazreti Mevlana'nın kendi sağlığında bir Mevlevi tekkesi yok. Bu sonradan oluşuyor. Tabii insanlar bunları yürütmek için, götürmek için kurumlaşmaya başlıyorlar. Bunun gibi. Ve işte Hazreti Mevlana zamanında başlayan bu sema artık yer yürü tanımadan, zaman mekan tanımadan Sufiler o veç hallerinde sema yapmaya başlamışlar. Hazreti Mevlana'dan sonra Sultan Mehmet'in yemek esnasında sofralar kurulurken sema etti. Yollarda sema ettikleri ve vakıf meclislerinde sema ettikleri, zikir meclislerinde sema ettikleri hep rivayetlerine gelmiştir. Ama sonra tekkeleşme oluşunca artık sema tekkelerin içerisine hapsolmuş benim deyimimle. Önceden hapsolmamış ama tekkeleşme olunca artık sema tekkelerde hapsolmuş vaziyete gelmiş. Ve sadece tekkelerde sema edilmeye başlamış. Mevlevi tekkelerinde sema aynı şeyleri düzenlenmiş. Bununla alakalı ilahiler yazılmış, besteler yapılmış, ritüeller oluşmuş. Bunların hepsi de sonradan oluşmuş. Hazreti Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri'nin zamanında semanın bir ritüeli yok. İşte Sultan Veled Tevbi yapıldı. İşte şu şöyle olur, bu böyle olur diye böyle bir ilk mevlevilikte bu ritüeller sonradan oluşmuş. Hatta şu anda birazdan arkadaşlar çıkacaklar, sema edecekler. Ayaklarındaki mesler dahi 200 yıldır bilemediniz, 300 yıldır önceden kez eğmekti. Mevlevilik çok uzun tarihlerde ayaklarına mes eğmekti. İşte 200-300 yıl sonra Hazreti Mevlana'da 200 yıl sonra, 300 yıl sonra işte keçeden çorap gibi şeylerin giyildiği rivayet ediliyor ama onlar da kesin değil. Kısaca şöyle bir semaya değinmek istedim. Tövbenin kabulünü anlayabilir miyiz? Tövbe ettiysen kabul olmuştur. Cenab-ı Hakk'ın vaadi haktır. Ey Habibim, kullarım sana benden sorarlarsa de ki, tövbe ederlerse onları affeder. Allah'ın vaadi hak şüphe etmeyin. Şeytan şüphe etmeyin. Ben tövbe ettim, acaba tövbem kabul oldu mu diye. Allah tövbeleri kabul edemez. Benim çok hoşuma gider bir söz. Hani bir kimse diyor, yağmurun duasına gider ki yanına şemsiyesini alıyorsa inanmıştır o duasına. Değil, şemsiyesi yok yanında. Haber gibi ıslanmayı özlediği için şemsiye almamış olabilir. Ama duasına inan. Sen de Allah'a da inan, kendine de inan. Öyle bir tövbe et, o senin tövbeni kabul. Güneş neyi temsil eder? Güneş çıkmazsa günlerin solması ne anlama gelir? Güneş maneviyatta bazen Allah'ın zatı olarak tasvir edilir. Bu hani bir şey benzetmek vardır ya, bana hiçbir şeye benzemez. Bu tasvir ederken bir hasta Hazreti Mevlana Mesnevisi'nde güneşi umum olarak söylerse Allah'ın kinayesine söylemiş olur. Bazen güneş insanın üzerinde konuşulursa ruh olarak tespit edilir. Yani insanın beden güneşi, ruh. Dünyanın bu noktada
hayatta kalmasına sebep olan da güneştir. O yüzden onu da Allah olarak nitelendirirler. Zulmeden annenin bedduası kabul olur mu? Zulmedenin hiçbir şeysi kabul olmaz. Bu manada zulmeden anne, yani eğer evladına zulmediyorsa hem evladına zulmedecek hem de zulüm olarak ondan bir şey istiyorsa onun bedduası kabul olmaz. Mevlevi tarikatına nasıl girilebilir? Önceden bu tip şeyler belirli hücrelere bağlamışlar bunları. Ben onlara çok böyle sıcak bakan bir kimse değilim. Nasıl bir kimse la ilahe illallah Muhammed Resulullah dediyse, Müslümansa, hatta la ilahe illallah Muhammed Resulullah dediği bilmiyorsa, ben Müslümanım diyorsa Müslümandır o kimse. Onun Müslüman olup olmadığını insanların herhangi birisinin yetkisi ve ne bileyim sorumluluğu veya da onun izni dairesinde değil bir kimsenin Müslümanlığı. Bir kimse ben Müslümanım diyorsa Müslümandır. Hadis-i Şerif'te Hazreti Peygamber Efendimiz der ki ahir zaman öyle bir zaman gelecek, insanlar diyecekler ki benim ceddimin ceddimi ceddim Muhammediymiş. Benim ona şefaatim vacip olacak. Bir kimse ben Müslümanım diyorsa onun dinini sorgulamak kimsenin hakkı değil. Bir kimse isterse o la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeyi bilmemiş olsa dahi veya da diyemese dahi. Diyeceksiniz diyemeyenler var mı? Ben kendim şahidim. Yani bir böyle anlatırım bazen bunu benim çok böyle etkilendiğim bir şeydir. Gece yarısı işte benim telefonum çaldı bugün saat 2.30-3 civarında. Bir bayan bir hanımefendi işte korkmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş filan. Ondan sonra işte bir şekilde benim telefonumu bulmuş, ulaşmış, aradı beni. Dedim ki ona eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu değil. Diyemedim. Ben diyemiyorum dedim. Ben telefon elimde saat 3 kaldım. Peki la ilahe illallah diyemedim ben. Diyemedim la ilahe ama korkudan. Ama sonradan görüştüm korktuğumdan değil. Ben bilmiyorum. Ben o gece ona gece yarısı dedim ki sen Müslüman mısın? Ben Müslümanım dedim. Yetti dedim ben. Ben Müslümanım diyorsa yetti. Sen dedim çok özür dilerim hepinizden de. Kusur abdestinden alınsın biliyor musun dedim ben. Yıkanmak değil mi dedi. Hayır dedim. Korkuyor aynı zamanda. Dedim telefonuna çık kalsın. Sen banyoya gir şimdi. Diyeceksin ki dedim, niye dedim ya dedim, gusül abdestini almaya. Ağzına üç sefer su vereceksin, burnuna üç sefer su vereceksin. Ondan sonra bütün belini yıkayıp çıkacaksın dedim. Telefonum açık kalsın dedim, açık kalsın dedim. Telefonu götürdüm, banyoya koydum. Oradan sesli niyetleniyor, ben de duyuyorum. Niyetlendi, gusül etti, çıktı. Çıktı mı çıktı, iyi dedim. Bir tane seyda eser şimdi odanın bir tarafına serdim dedi. Başına döndü. İşte bir uzun bir şey şöyle böyle söyledi. Yapıyor şimdi tamam. Korku devam ediyor. Şimdi otur dedim seyda dedim üzerine. Ben de oturalım şimdi dedim. Sen dedim benim dediğimi tekrarla. Başladım benim dediğimi tekrarla. Sakın şöyle düşünmeyin. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah kim diyemeyebilir diye düşünmeyin. Diyemeyenler olabilir. Ailesinde konuşulmamıştır, öğretilmemiştir. Her şey mümkün. Her şey mümkün. Bir kimse Müslüman mı dediğinde Müslümandır. Mevlevi'yi tedarik eder. Bir kimse ben Mevlevi'yim diyorsa Mevlevi'dir. Onu Mevlevi değilsin diyecek olan hiç kimse yok. Neden zikrederiz? Zikir farz mıdır? Kısaca geçersek zikir farzdır. Cenab-ı Hak kendi
nedenki iman eden Allah'ı zikre. Kim beni zikrederse ben onu zikrederim der. Allah'ı zikretmek Ankabut suresi en büyük iştir. Kıymetli dostlar, zikir anmak, bir şeyi tekrarlamak, en kısası namaz kılmak, zikir, oruç tutmak, zikir, iyilik yapmak, zikir, ne bileyim işte birisine tebessüm etmek, zikir, sadaka vermek, zikir, etrafa merhaba demek, zikir, zikir genişletebiliriz. Size küçük bir tavsiye. Yolda gidiyorsunuz, evde mutfaktasınız, araba kullanıyorsunuz, aklınıza geldi, celalelerle var. Kimlerle yalan derse, benim kalmama sığınmıştır. O kılan nedir kalmadır? Namaz için belirli ritüeller gerekir. Oruç için belirli ritüeller gerekir. Hac için belirli ritüeller gerekir. Dinin herhangi bir emrini yerine getirirken belirli ritüeller ve belirli bir zaman, mekan, işte yer bunlar gerekir. Zikir için hiçbir şey gerekli değildir. Abdestli olma, usulü olma, nerede olursan ol, bile bile tuvalet hariç her yerde Allah zikreder. Allah'ı sevmek isteyen ama dert, keder, acı gelince onlara dayanamayan, bilmesini isteyen nam görmüdür, ne yapmam? Bu, Allah'ı sevmek isteyene yol açıktır. Ama başımıza gelen sıkıntılara, dertleri, sıkıntı ve dert olarak görürseniz, psikolojik olarak onlara yenilirsiniz. Şunu kendinize inandırın. Dünya üzerinde dertsiz, sıkıntısız hiçbir fark yoktur. Problemsiz hiçbir fark yoktur. Siz onu dışarıdan problemsiz, dertsiz gibi görürsünüz. Olmayan hiçbir şey yoktur. Bu yaratılışın tadına aykırı çünkü. Yoksa o da derttir, sıkıntıdır. Olmamasına ağlamak lazım. Hangi şartlarda Rabbim günahlarımızı sevdeder ve mağfiret eder? Bir şartı yoktur, o günah geri dönmezseniz benim bildiğim bu. Cenab-ı Hak size o günahı bir daha sizin önünüze getirmez. Ama ne zaman o günaha siz tekrar girerseniz, o zaman Cenab-ı Hak onu sizin önünüze koyar. Allah kulunu tanıtmak istemez. İnsanların yüzüne karşı eleştirmek haram dediniz. Peki kişi yanlışının, hatasının farkında değilse sevdiklerimizi uyarmayalım mı? Birbirimizin yolunu açık, yolunu ışık tutmayalım mı? Nasihat etmek farklı bir şeydir. İnsanlara doğruyu anlatmak farklı bir şeydir. İnsanlara iyiliği tasvir etmek, onlara iyiliği anlatmak farklı bir şeydir. Birisini eleştirmek farklı bir şeydir. Birine siz, sen neden böyle yaptın, sen nasıl böyle yaparsın, böyle yapmamak lazım, sen hatalısın, sen kusurlusun demek, ona eleştirmek lazım. Ama birisinin hatasının kusurunu bir böyle kıssa eder, sanki bir başkası yapmış gibi, sanki bir başkasını anlatıyormuş gibi. Hani bizde ölümden koşmak derler ya, böyle bir şey yapmak o farklı. Size göre sağdan ortada oturan kardeş. Siz, yok bu sizin yanınızdaki. Yani size bakıyorum böyle, hakkınızı helal ediyorum, gözüm kayıyor. Çünkü ben İzmir Bayırlı'dayım, orada bir arkadaşım var, ona o kadar çok benziyorsunuz ki. Ya nerede seveceğim ki ya? Ya nerede buldum geldim ben size? İpsalınızsın. Allah razı olsun inşallah. Yok hayır yani çok benziyorsunuz ona. O yüzden ben böyle birkaç dikkatli baktım size. Özür dilerim size hakkınızı alalım. Ben de çok dikkatli bakmamaya dikkat ederim çünkü. Yani insanlar alınmasınlar bir şey demesinler diye. Yani de şimdi çok benziyorsunuz. Böyle bir sefer dikkatli baktım ama değildim ben. Ondan sonra olsa zaten bir şekilde belli ederim için de hakkınızı helal edin. Yağmur yağdığı zaman genel olarak bereket, rahmet olduğunu algılarız. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri yağmur yağdığında hüzünlenir. Allah'tan helak
muhakkak ki yağmur, rahmet ve berekettir. Ama şunu unutmayın. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinde kadar gizlidir, kadarında rahmet gizlidir. Biz bazen hangi sıfatının içerisinde hangi sıfat olduğunu test edemeyiz. Hani vardır ya, hayır dediğinizde, şerşer dediğinizde hayır vardır diye. Rahmet harika bir şeydir. Ama çok olursa zahmet olur. Daha da çok olursa afat olur. Cenab-ı Hak rahmetinin içine afatını saklamış olabilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri yağmur yağdığında değil, hava karardığında hüzünlenirdi. Hava kararır, kapkaralır, bulutlar olursa kalkar dua eder. Sordular ona, niçin ya Resulallah diye. O Lut aleyhisselamın kavminin böyle bir karanlık bir havanın içerisinde helak olduğunu, Nuh zamanında da böyle olduğunu, helak olan kavimlerin böyle karanlık göl kararlık da helakına sebebiyet olduğunu bildiğinden ve onu mahvetti. O yüzden hüzünlenildi. Zina eden komşularımızla ne yapmalıyız? İşledikleri günahlarımızdan sorumluyuz. Zina eden komşularımız var ise onları tatlı bir şekilde nasihat etmeye gayret et. Ama bakın bu çok ağır bir şey. Şimdi bunu böyle aşacağım, edep sınırını aşıyormuş gibi algılanmasın. İslam dininde en zor günahın tespit edileceği günah zinadır. Ya birisinin kendisinin erkek veya kadın itiraf etmesi gerekir. Ya da dört tane erkek şahidin zina fiilini çıplak gözle görmesi gerekir. Birisine zina ediyorsun demek İslam'da bulunan çok büyük günah kebairdir o yüzden. Senin dahi görmen yetmez. Bir kişi görse zina edeni, zina fiilinde, siz anladınız benim ne demek istediğimi burada. Bir kişi görse o dahi diyemez. Ben bunlar zina ediyor diye. Bak o diyemez. Dört kişi olacak. Dördü de akıl bali olacak. Dördü de mümin olacak. Dört erkek olacak, dördü de akıl bali olacak, dördü de mümin olacak, dördü de yalan, daha önce yalan söylediği tespit edilmemiş olacak. Yani birisi, üçünden bir tanesi, bu adam yalancıdır. Birkaç sefer yalan şahitliği yaptığını biz şahidiz, bunun sözü muteber değildir diye söylendiyse bunlar daha önemlidir. O kimsenin yine zina şehadeti geçerli değildir. Komşularımız zina eden komşularımız var deyince sorarlar size. Dört kişi gözünüzde gördünüz mü dört erkek diye. Ağır şeyler. İşte vardır ya böyle apartman kültürü yeni oluşurken bizim apartmanda kimlere girdi çıktı dedi değil. Aa birisi böyle bir soru sordu. Sen dedim sabahtan akşama kadar dikiz mi yapıyorsun dedi. Kaldı. Ya dedim sen sabahtan akşama kadar apartmanın kapıdan kimler girip çıktığını bakıyorsan, ona dikkat ediyorsan sen de insanların hakkına giriyor. Günah kefay başkalarının evini gözetmek haram. Bakın edepten ne kadar uzakız. Başkalarının evini gözetlemek haram. Başkasının kapısını gözetlemek haram. Bir başkasının açık olan penceresinden içeri bakmak haram. İnce ahlak. İnce ahlak. Bizde nerede Allah beni affetsin. Biz bakacağız apartmana kim giriyor? Biz namus belasıyız ya böyle namus keseceğiz ortalığa. Bizden sorulacak ya. Biz bileceğiz ya kimin arabası yanaştı, arabasından kim indi? Ben İzmir Bayındır'dayım, oradan ben çıkalı tabii çok uzun zaman oldu. Benim bir tane kız kardeşim var, aramızda 11-12 yaş fark var.
Hoş anladım. Bunu derslerde kendimden örnek olarak görüyorum. Gıybet dedikodu olmasın diye. Aynı oldu böyle. Genç. Ben de gençim. Bundan yaklaşık 6-7 yıl önce falan daha fazla. Bizim orada çiçek festivali oluyor. Neyse ben de oraya denk gelmiştim. Bir de o zaman da sohbet var yine orada ders var. Kız kardeşim dedi ki, abi dedi ya şöyle koluna gireyim dedi. Şu çarşıdan geçelim dedi. Dondurma yemeye gideceğiz. Ananın dondurma sonrası. Dedim kızım gidelim de koluma girme dedi. Neden abi dedim. Dedim sen şimdi genç güzelsin. Bir de dedim ayrıldın eşinden. E dedim ben yakışıklı adamım. Şimdi diyecekler ki dedim ben. Hacı gençlik bir kızı bulmuş. Senden için diyecekler ki dedim ben. Bir sakallı bulmuş konumda gidiyorum. Yok babam ya. Kızım dedim bak beni tanımıyor herkes. Önceden tanıyordu ben çıkıyorum buradan çok korktum. Aa ben seni korkuyorum. Kim dedi? Bizim akraba var böyle şeyci hastanesi. Biz oraya kadar gittik. Orada dondurma yedik. Bizim o hemen hastane çok çünkü pıs 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 birbirlerine de şey gelip söylemişler. O da böyle kızdı onlara. Kalbime geldi benim. Mustafa Erbaat ettiğini anladım içimden. Çocuğa sordum. Bizi mi söylediler dedim ben. Hacap sormadı ya. Evet. Ne dediler dedim ben. Hacı gencecik bir kız mı bulmuştum ben dedim ben. Vallahi öyle dedim ben. Hacı kıstırmışlar açıldı dedim. Bir başka birisi de demiş ki, ya demiş, nereden bulurum hacı? Kızdan hacı. Çok basit. Bakın çok basit. Biz belki de dayısıdır. Belki de tanımadığımız amcasıdır. Tanımadığımız bilmedi biz. Yeğenidir. Nereden bileceksin? Ama yok. Apartmana kim gelir biz göreceğiz. Genç birisiysen muhakkak biz onu bir kulu takacağız. Allah bizi affetsin. İmam nikahı olup da resmi nikah yok ise ilişki yaşandıysa haram mıdır? Bu haram değildir. Ama ve lakin bunu açık bir şekilde söyleyeceğim. İnsanlar buradan çok kandırılıyor galiba. Bizde şimdi şöyle bir algı var. Dini nikah kıydın mı kıydın? Tamam bitti. İki tane şahit de tamam. Nikah mı olur? Tamam. Osmanlı'da tam bu çok eski demeliydi. Birbiriyle nikahlanan kimseler mahallede muhtarlar vardı. Muhtarlar yazarlar onların nikahlarını. Bu senin dini nikah ve eşin evet. Dövüşünü yazdın muhtara. Yok. İlan et. Yok. Ya. Ya işte. Nikah edilmiş. Annen oğlan haberi var mı? Yok. Bir başkasının haberi var mı? Yok. Ya. Nereye koyacağız sıkıntı bunu? Koyacağımız yeri söyleyelim bunu işte. Ben de bir söyleyince kızıyorlar bana. Kardeşler, evet, nikah, iki şahidin huzurunda bir erkek, bir kadını senin nikahıma aldım derse, kadın seslenmese de nikah, nikah. Tamam mı? Tamam bunu inkar eden, buradan yalnız kadınlarımız, kızlarımız, buradan çok zarar ediyor, sıkıntı çekiyor. Üniversitelerde, değişik şehirlerde yaşayan insanlar bunu böyle yani Allah affetsin örtülü bir şeyler yapıyorlar. Konuşmak istemiyorum şimdi. Siz beni iyi anladınız. Ama yok. Bir şeyin ölçüsü lazım. Allah bizi affetsin. Cehennemden çıkış var mı? Çıkış olmayan hiçbir şey yok. Cehennemden de çıkış var. Bitiriyorum.
Kalpten Allah'ın aşkını dilemek farz mı? Evet. Aşık ile maşun arasındaki fark nedir? Ya böyle sorular sormayın, benim kafam bir tarafa gider. Bir an vardır ki fark kalmaz. Ama fark yoktur demek herkesin haddi değildir. Bunu şöyle diyebiliriz. Demirsiz. Ben metal işlerini okudum. Ateşin içerisine sokarsınız, kırdırırsınız, kırdırırsınız, kırdırırsınız. Demir hale gibi böyle kılıcım çıkarır. Demirin o esnada ben ateşim demesi haklıdır. Çünkü dokunduğu yeri yakar. Yangın çıkarır. Ateş de o esnada. Bir müddet sonra soğuyunca demir yine demirmiş. Aşık, çok aşık olur. Evet, an gelir, maşukun bütün sıfatlarını üzerinde bulundurabilir. Ama hiçbir zaman o değil. Bütün sıfatlar üzerinde bulundurabilir. Ama o değildir. Bunu kısadan kestim. Annem yaşlı rahatsızlığı kardeşimle yaşıyordu. Bayramın iki gün uyuyordu. Annem beni öpmedik. İkinci sabahında vefat etmişti. Takdir öyleymiş. Tasavvuf nedir? Allah'a giden yol nedir? Tasavvuf Allah'a koşmaktır. İşe başladığım günden beri artan iş temposuyla imanımda ciddi zayıflama görüyorum. İman nasıl kuvvetlendirilebilir? İş temposu insan imanını zayıflamaz. Hazreti Mevlana dünya sevgisi zemmedir. Dünya değil. Arasını fark edin. Müslümanlar dünyayı terk ediyorlar. Ruh, nefis, fizik, beden, serbest irade, teslimi farzdır. Bunlar hepimize başlayan şeyler farz. Hocam sizinle görüşmek istiyorum. Ruhumuzu Allah'a teslim farz demiş. Kardeşler, İslam beş temel esas üzerine kurulmuş. Kelime-i şahit, namaz, oruç, hac, zekat. Ondan sonrası insanın kendisi, algısı ve gelişimiyle alakalı. Böyle ruhtu, nefisti, bunların hepsi de var. Hazreti Mevlana'nın sözüyle meseleyi kapatıyorum. Oğul, sen daha çocuksun, süt içeceksin. Büyüyünce ekmek yiyeceksin. Biraz daha büyüyünce et yiyeceksin de. Et, süt içecek olana et verirse kendi elimizle onları katlederiz. İnsanlara tasavvuf öğreteceğiz, maneviyatı göstereceğiz, tattıracağız derken onlara et yedirirsek baştan boğazlarına takılırlar. Kafası kesilmiş kuş misali çırpınarak ölürler. Din insanları ihya etmek, yaşatmak içindir. Öldürmek için değildir. Tasavvuf ise insanı insan etmek içindir. İnsanı kamil etmek içindir. İnsanı delirtmek içindir. Hakkınızı da helal edin. Teşekkür ederim. Söz ile insan ediniz. Affola. Bu üçüncü dördüncü. Seba, safa, cenab, safa, ruha, vefa.
Thank you.
صلاة الله
أيها الله إلا الله محمد رسول الله دستور يا الله.